Aslında daha büyük bir sıkıntı var. Merak ediyorum hala derdin devam ediyor mu? Çünkü dün Şirin ve Ezgi arasında bir tartışma oldu. Şirin bayağı kafa taktı. Evet. Yani sonra kırmızı takımı biraz şakalaşmaya çalıştı ama Şirin gerçekten akıllıydı. Şirin ne oldu? Bir yüzün düştü karşı taraftan buraya gelince. Yani şef aşırı yorumluyor. Hani bir şef gibi bu kaçtı, bu niye az, bu niye fazla, bu niye böyle biraz... Yani fazla oldu. Hani hep gidip gelip bakıyoruz da ama yorumlar biraz fazla olunca... Espri yapmıştım ya. Kim yaptı onu? Şey, ben yaptım da espri yapmıştım ya. Şefim şöyle... Konuşturuz mu? Konuştuk şef. Ya ben bir kere öyle kin tutacak biri de değilim. Orada da Ezgi zaten şakayla geldi ama oyunun kargaşasından çıkınca ben gerçekten gergindim. Ve hani böyle durdum bekledim Ezgi ne zaman şakayı bitirip geçecek yerine diye. Ezgi de bayağı uzattı sağ olsun. Şefim ben gidip de olmuş bir şey böyle mi olur demedim ya. Bambaşka bir balık koymuşlar. Ben de öyle bir yoksa şaka... Yoksa biz fark etmeyecektik şaka ki. Ama siz yoktunuz ki. Öyle aramızda siz içerideydiniz. Daha yemekler değerlendirilme aşamasındaydı. Gittim öyle takıldım Alper'e. Sonra da Şirin'e dedim ki sen karışma ben halledeceğim falan dedim böyle. Çok yani kendimce bir dalga geçtim yani. Ama bayağı sana cevap verdiler. Kaşık kaldığı için... Başka bir olduğunu anlamadığım için. Bir Ezgi geldi. O Eda yok mu o Eda? Eda. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ezgi'ye teşekkür ederim. Eğer Ezgi onun farklı bir balık olduğunu söylemeseydi biz onu tuna zannedebilirdik. Şimdi siz yani yoktunuz sen söyleyince bile anladık. Yok valla. Yoksa ben... Ki varsın Ezgi. Galibiyetim mimari. Takılmaz olaydım. Demez olaydım. Şimdi gençler biliyorsunuz ki ödül oyun artık çok önemli. Herkesi bayağı istiyor belli yani. Hırsı var. İyice dinleyin ki çünkü... Bizim bir sorumuz var ya. Biz bir aramızda bir münakaşa geçti de. Mehmet Şef'le ilgili. Şefim yani biz açıkçası Side'deyiz şu an. Deniz kenarındayız. Ve Mehmet Şef'imizin yürüyerek gelmesini... Jet ski ile gelmesiyle bekliyorduk aslında. Jet ski ile bekliyorduk. Yani bu prodüksiyonun zaafları. Yani şuraya bir tane koyamamışlar. Pala bizi buradan taşlarına. Yani sadece Bodrum olsa iki tane gelirdi. Sağ solu gelirdi. Evet arkadaşlar. Şimdi yapımcılarımızdan gelen bir haberle çok güzel bir haber geldi. Hakikaten çok şanslıyız ve çok şanslısınız. Sürekli sizi düşünen bir yapım ekibimiz var. Vallahi öyle. Az önce İrem Bey ile Bilgin Bey'in verdiği habere göre bugün program bitiminde önce daha geçen hafta bize gelmiş olan sevgili Mehmet'in 7 Mehmet restoranına hep beraber gidip harika bir Antalya mutfağı ziyafeti çekiyoruz. Oley be. Taş yerinde ağırdır. Geldi bize harika bir yemek yaptı. Ama diğer yemeklerini de tatma fırsatınız olacak. Ama onun üzerine güzel bir haber daha geldi. Oradan sonra yine çok sevgili dostumuz, çok sevdiğimiz kardeşimiz Murat Boz'un bu akşam Antalya'da konseri var. Sevgili Murat Boz da Kültür Yolu kapsamında bu akşam Antalya'da harika bir açık hava konseri verecek. Sizler de bu konsere VIP olarak davetlisiniz. Emeğinizle, çalışmanızla bu akşam birazcık bir rahatlayıp keyif yapma zamanı. Bol eğlenceler. Teşekkürler şef. Ama tabii ki de önce yemek. Önce yemek yani. Tabii her ödülü kazanmak için de birazcık zorluk lazım. O yüzden dedik ki bugün madem böyle oyunu birazcık zorlaştıralım. Tabii canım. Bugün 5 misafirimiz var. 5 jüriyemiz var. 5 jüriyemize Antalya'nın yöresel lezzetlerinden 5 yemek yapacaksınız. 5 kişi yapacaksınız. Bunu şu şekilde yapacaksınız. Kaptanlar iyi dinleyin. Her 10 dakikada bir kişi yerekte bekleyecek. Kendimiz dahil mi? İsterseniz tamamen kaptanların inisiyatifinde ama kesin olan şey şu, verdiğimiz süre içinde her 10 dakikada bir oyuncu değişecek. Tamam şef. İsterseniz kendinizi çıkarırsanız, isterseniz çıkarmazsınız ama diğer oyuncuları çıkarmak durumunda. O zaman giyelim önlükleri arkadaşları. Önlükleri giyelim. Önlükleri giyelim. Evet arkadaşlar bugün Antalya'ya geldik. Zaten siz
önceden araştırmışsınızdır ama bugün önceden araştırdıklarınız suya düşecek. Aha. Çünkü Antalya'nın keşfedilmemiş yemeklerini buldum. Haydi bakalım. Söyle bir tane Kaan. Kabak tatlısı, şiş köfte. Yeter iki tane söyledim. Var mı başka tahmini olan? Şimdi piyaz yoksa... Piyaz kesin daha yattınız. Evet. Onlar da zaten kütük Sivas. O yüzden biz de fazla çalışmadık. Çalışmadık. Onlar da Antalyalı değiller. O zaman her ile gittiğinizde önceden tahminleriniz var ama bu kez Antalya'nın daha bilinmeyenlerini bulduk. Daha derine indik. Malum biliyorsunuz bulunduğumuz yerde bunu kaldırır. Arkadaşlar ilk olarak sizden palamut salatası istiyoruz. İkinci olarak kulaklı çorba. Üçüncü olarak telatürlü dikenli kabak. Dördüncü olarak elmalı gömbe kebabı arkadaşlar. Ve beşinci olarak da bağaça var arkadaşlar. Oy! Bağaçayı bileyim. Bağaça bir poğaça gibi bir şey. Bağaçayı biliyor musun? Evet şef, tabii ki çok. Evet arkadaşlar. Süremizi verelim bu yemek için. Evet, süre 50 dakika olacak. Zaten 5 misafirimiz var yani. İçinde çok fazla yemek olamayacak. Dikkat edin, konsantre olun. Kaptan Semih, evet, kim çıkartmak istiyorsa? Kim? Ezgi sen kala. Yarda kalayım. Yarda kal. Geri kalan devam fark etmez, ben kendimi çıkarayım yoksa şey yapayım mı? İlk başta sonradan hayır, dahil olabilirim. Oğlum. Palamut'u salatasını kim alır, sen mi alırsın? Alırım. Tamam, Kaan'ı çıkarıyorum. Kaan buyurun. Şirin. Ben çıkıyorum. Kaptan mı çıkıyor? Wow. Buyurun. Evet gençler, süre 50 dakika. 3, 2, 1, süre başladı. Sizi buradan alalım Şirin, buyur da. Buyurun. Sakin bir şekilde. Arkadaşlar şu arkada yapalım mı? Yok yok, bir şey gölgede olmaz. Yapalım. Hadi hepimiz o zaman gel alalım abi. Reçeteleri. Sakin. Acele etmeyin abi, sakin bir şekilde. Salatasını ben yaparım dedin. Ben yaparım. Al kanka, sen başla git hadi. Bir kişen sağda ben, başla kanka. Kulaklı çorbayı ver bana. Tamam. Kulaklı çorbayı. Ya da dikenli kabağı da alırım. Çok uzun bu. Sondakine bir bak, o tatlı mı hemen Eda'ya verelim onu. Mantı hamuru diyor, mantı dolgusu diyor, bu mantılı bir şey. Taze nane sarımsak diyor, bu değil. Şu ne? Kulaklı çorbanın reçetesi kimde? Burada şef. Burada mantı yapamayacağınız şef. Bir şey yok. Evet, tamam. Evet, bu çok basit, bu okey. Bunu sen alıyorsun. Yani bunun aynen bir tane mantısı var, diğerleri zaten aş gibi. Taratürlü dikenli kabak, dikenli kabakları met şeklinde doğrayın. Çıkarın bir tane kabak. Kabak çıkarsan. Onları doğradıktan sonra arkadaşlar, güzel bir taratür yapıyorsunuz. Taratürle ilgili malzemeyi verdik. Yarım ay şeklinde dolduruyor. Ondan sonra kesiyorsunuz araya taratür. Onun üzerine biberler, kızarmış biberler. Elmalı gömbe kebabı. Evet şef. Bunda oğlak kemiği var yani pirzola şeklinde. Tamam. Üç kemik halinde bırakıyorsunuz üç bunu. Üç kemik halinde. Ondan sonra avuç uçuk büyüklüğünde yani zaten oğlak dediğin ne kadar ki. Tamam. Ondan sonra fırın tepsisine diziyorsunuz. Evet şef. Üzerine tuz tereyağını ekliyorsunuz. Gömlek yağıyla kapatıp fırına sürüyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Tamamdır.